Herkese selamlar. Bugün DaVinci Resolve 17 çıktığından beri benden istenen bir video ile karşınızdayım. Bu videodan sonra artık herkes kendi geçiş efektlerini yapabilecek. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videoları üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ve ben zaten DaVinci Resolve'u önceden açtım. İçeriye de üzerine geçiş efekti uygulayabilmek için iki tane görüntü aldım. Bu görüntülerin tabii ki bir önemi yok. Bu herhangi bir iki görüntü olabilirdi. Fakat ben kendi çektiğim görüntüleri aldım ki sonradan bir sıkıntıyla karşılaşmayayım diye. Öncelikle Herkes kendi geçiş efektini nasıl yapabiliyor? Bundan bahsetmek lazım. Bu DaVinci 17 çıktığında gelen bir özellik. DaVinci 17 ile beraber Fusion Transitions diye yeni bir özellik geldi. Dolayısıyla siz geçiş efektlerinizi, geçişlerinizi Fusion'da düzenleyebilir hale geldiniz. Ya da Fusion'da oluşturduğunuz bir efekti geçiş efekti olarak kaydedebilir duruma geldiniz. Hal böyle olunca şu an artık görüyorsunuz yavaş yavaş belli başlı sitelerde DaVinci Resolve için geçiş efektleri, paketleri yayınlanmaya başladı. Ben de bunlardan bir tanesinin tanıtımını yaptım zaten. Ama biliyorum ki o paket paralı. Yanında verilen ücretsiz versiyonda çok fazla seçenek yok. Ben de dedim ki artık vakti geldi. İnsanlara kendi geçiş efektlerini nasıl yapabileceklerini de gösterebilirim. Dedim ve bugün tam olarak bunu yapacağız. Geçiş efektleri demişken de şu konudan bahsetmeyi atlamayalım. Geçiş efekti uygulayabilmek için arkadaşlar videonuzda handle olması gerekiyor. Handle nedir? bizim videolarımızda kullanmadığımız alanlar. Bakın burada benim bir videom var. Seçtiğim yeri bu kadar. Ama şöyle ucuna gelip basarsam daha burada devamına doğru kullanmadığım bir alan olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde diğer videoya geliyorum. Ona da basıyorum. Gördüğünüz gibi onun da neredeyse diğer videonun başına kadar kullanmadığım bir alanı var. Bu kadar çok olması gerekmiyor fakat geçiş efekti uygulayabilmek için videolarınızda kullanmadığınız alanlar olması gerekiyor. Yoksa bir takım sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Örneğin biz bunları olduğu gibi aşağıya alıp bu şekilde koyduğumuzda şöyle araya geçiş efekti eklemek istediğimizde bize bir uyarı verecek. Yani bu uyarıyı almak istemiyorsanız videonuzda handle'ların olması gerek. Şöyle başa dönüyorum. Başa döndüm. Buna eklersem gördüğünüz gibi otomatik olarak ekleyebiliyor. Şimdi gelelim geçiş efektlerine. Effect library'e geldiğim anda en yukarıda burada Toolbox'ın içinde Video Transitions diye bir bölüm var. Video Transitions'ta bizim aramamız gereken Cross Dissolve. Fakat bizim bildiğimiz Cross değil bu. Fusion Transition'larda bulunan Cross Dissolve. Bunu buradan alacağız ve buraya koyacağız. Eğer bunu bulamadıysanız şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Normal Cross Dissolve'u buradaki Dissolve sekmesinin altında bulunan Cross Dissolve'u buraya alıp buna sağ tıklayıp buradan Convert to Fusion Cross Dissolve'a çevirebiliyorsunuz bunu. Bunu dedikten sonra da buradaki Dissolve'a sağ tıklayıp Fusion sayfasına geçmeniz gerekiyor. Yine Fusion'a geçiyoruz. Fusion'da korkmayın çünkü gerçekten çok basit. Şimdi burada zaten mantığı biliyorsunuz. İki tane medyamız var. Bunlar bu Cross Dissolve'un içine giriyor. Ve belli bir süre içinde burada görüntüler değişiyor. Ben şimdi bunları özellikle açtım ki bu Cross Dissolve'un içini açmak istiyorum çünkü. Şöyle açtım. Bizim burada temelde yaptığımız şey nedir? Burada bir dizolvumuz var. Bu dizolv yine DaVinci Resolve 17 ile beraber gelen Anim Curves modülüyle çalışıyor. Modifier'ı ile çalışıyor. Anim Curves ne işe yarıyor? Sizin belirlediğiniz bir süre içinde bir hareketi tutarlı olarak her seferinde gerçekleştiriyor. Ve siz bu süreyi sonradan değiştirdiğinizde bu başı ve sonu arasında bu hareketi yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla siz bu geçişi 30 kareye yaptınız. Sonrasında 25 karelik bir projede kullanmak istediğiniz Bu efekt yine çalışıyor yani. Bu açıdan güzel bir şey. Şimdi nasıl çalıştığına bakacak olursak burada modifier'ımızın içinde zaten anim curves'ü görebilirsiniz. Tools'a bakalım. Şurada en başta sıfırda. Burada belirlediğimiz 25 karelik süre içinde 1'e kadar gidiyor. Benim projem 25 kare olduğu için böyle bu. Eğer 30 olsaydı, 30 karelik bir görüntü koymuş olsaydım burada 30'a kadar gelecekti. Dediğim gibi anim curves başıyla sonunu ayırt etmeksizin bu belli süre içinde bu hareketi yapıyor zaten. Şimdi ben burada sizin en başta gördüğünüz geçişlerden biri olan ilk önce spin'e yapmak istiyorum. Spin efektini yapabilmek için benim burada Dissolve'dan bir sonraya bir transform eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? Hemen kısa yollarımı açtım. Shift Space Bar'a basarak Select Tool aracımı açtım. Buraya XF yazdım ve Transform aracını Dissolve'dan sonraya ekledim. Biz burada temelde şunu yapabiliyoruz. Ben buradaki Angle modülünü kullanarak hem bu dönsün hem de bu sürede bunlar dissolve olsun diyebiliyorum. Böyle bir güzelliğim var. Tam olarak bunu yapacağım. Buradaki angle'a sağ tıklayacağım. Modify with anim curves diyeceğim. Bunu dediğim anda modifier'a gidip benim aslında modülümün aktif olduğunu görebilirim. İzlersek şöyle bir izleyelim. Şöyle dönerken gördüğünüz gibi Dissolve olan bir geçişimiz var aslında şu an. Fakat bu aynı zamanda dönerken de saçma sapan hareketler yapıyor. Gördüğünüz gibi etraf boş kalıyor. Bunu düzeltmek için tekrar Tools'a dönüyorum. Transform üzerinde. Buradaki Edges'dan kanvası çevirip Mirror yapıyorum. Mirror yaptığımda benim bu efektim dışarıya doğru aynayla kendini tamamlıyor dönerken. Aynı zamanda ben bir de bunların böyle lineal bir şekilde dönmesini değil de biraz daha nasıl diyeyim yavaş başlayıp yavaş bitmesini istiyorum. O yüzden modifier'a döndüm. Source'um transition, curve'um lineer değil. Buradan easing yapacağım. In out'u exponential yapacağım. İkisini de bunu bu şekilde bıraktım. Şimdi dissolve'a dönüyorum. Aynısını dissolve'a yapıyorum. Easing diyorum. Exponential diyorum. Exponential diyorum. Başka hiçbir şey yapmadım. Şöyle bir geri dönelim. Edit sayfamıza. Ve burada Play'a basarak bunu izleyelim. Böyle bir geçiş efektimiz oldu. Şu an bana sorarsanız birazcık ham. Nasıl ham? Dönerken biz bütün detayları görebiliyoruz ve dikkatli bir izleyici buradaki kendini tekrar eden bölümleri seçip görebilir. Onun için ben tekrar gücün sayfasında buraya açıyorum. Transform'a geliyorum. Transform'un tool'larına geliyorum. Tool'lardan settings'e geldim. Çok yol gelmişim gibi oldu ama gerçekten çok kolay aslında. Motion Blur'u aktif ettim. Bunu da 5 gibi bir rakam yaptım. 5 bence çok orta bir rakam. 5 olmasında bence yarar var diyorum. Şimdi geri dönüyorum edit sayfasına. Ve bu şekilde izleyecek olursam. Görebildiniz mi? Göremediniz. Neden? Çünkü benim bilgisayarım kastı. Bir daha oynattığımda muhtemelen kasmayacak. Böyle bana sorarsanız daha organik bir geçiş elde edebiliyorsunuz. Peki bunu yaptınız. Bunu nasıl kaydedeceksiniz? Burada bir geçiş efektiniz var. Bunu başka yerlerde kopyalamak istiyorsunuz. Tekrar kullanmak istiyorsunuz ritol açtığınızda. İnanılmaz kolay. Efekte geldim. Tekrar sağ tıkladım. En altta Create Transition Preset diyor. Ben buna dedim ki Merde olan Boşluk Cross Spin Dedim ve içinde cross geçtiği için ve ben en son Cross kelimesini burada arattığım için zaten buraya merde olan cross spin geldi. Hemen şimdi ben medya pool'a geri dönüyorum. Buradan bu klibi baştan alıyorum buraya. Hatta şöyle yapalım. Şu klibi kopyalayalım. Şöyle başında boşluğumuz var mı? Yok. Başından biraz daha keselim. Bunun sonunda boşluğumuz var mı? Yok. Sonundan da biraz keselim handle yaratmak için. Effect Library'den merde olan cross spin'i buraya koydum ve gördüğünüz gibi klibim bir anda efektlendi, geçişlendi. Şimdi spini gördük. Ben bir de size tekrar buraya buraya bir fusion transition alıp whip transition göstermek istiyorum. Yani kayarak giden bir transition göstermek istiyorum. Çünkü en fazla merak edilen e, geçişlerden biri bu. Yeni bir fusion cross dissolve aldım buraya. Sağ tıkladım. Open in Fusion page dedim. Şu an Fusion'a geçmeyi bekliyorum. Fusion açıldı. Tekrar bu bir cross dissolve. Bunu açacağız. Şöyle biraz büyüteceğim ki içinde rahat hareket edebileyim. Şöyle büyüttüm. Peki bu sefer farklı bir yol izleyeceğiz. Az önce biz transformumuzu dissolve'un sonrasında koymuştuk. Fakat şimdi önce koyacağız. Çünkü bu sefer iki klibi de ben ayrı ayrı hareket ettirmek istiyorum. Onu da şöyle yapacağız hemen. Ben buraya gelip bir shift space bar yapıyorum ve yeni bir xf yani transform alıyorum. Medya 2000 üzerine, hatta birden başlayalım. Shift'e basarak şöyle bıraktım. Tıklayarak taşıdım. Shift'e bastım o anda ve çizginin üzerine geldim. Rengi değiştiğinde bıraktım. Şu an tam ortada duruyorum ki iki görüntüyü birden görebileyim diye. Bu arada en başta yapmamız gereken şeylerden biri. Dissolve'a tıkladım. Modifier. Burada tekrar Curve'ümü Easing ve Exponential yapıyorum. Böyle kalsın çünkü diğerlerini de böyle yapacağım. Transform'da bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Center'ımız yani x ve y koordinatlarımız birbirine bağlı olduğu için biz bunları anim curves kullanarak aslında hareket ettiremiyoruz. Nasıl yapacağız? Bizim bunları vektöre çevirmemiz lazım. Sağ tıklayacağım center'a. Modify with vector result diyeceğim. Modifier'ım açıldı. Ve burada distance'ı size gösterecek olursam bu distance artık burada kayabiliyor. Şimdi bu distance'a sağ tıklayacağım ve modify with anim curves diyeceğim. Şu an easing exponential yapıyorum bunu da. Başka hiçbir şeyine dokunmayacağım. Pardon şuna dokunacağım. Tekrar tools'a döndüm ve settings'ten motion blur'u tekrar şöyle bir 5 yaptım. 5 olsun. Ha bir de gelmişken şu giderken gördüğünüz gibi arkasında bir boşluk bırakıyor. Bunu bırakmaması için tekrar edges'ı canvas yerine mirror yapıyorum ki devamını bu şekilde görebilelim. Bu buraya kadar her şey tamam. Şimdi ben bu transform'u Ctrl C yaptım. Yukarıya Ctrl V yaptım ve tekrar tıkladım. Shift'e basarak medya 2'nin medya'in 2'nin üzerine bıraktım. Şu an bunu izleyecek olursak hiçbir şey anlamayız. Çünkü finalde görüntüm benim ters oluyor. Şu an şu noktada iki görüntüm de benim üst üste duruyor. İkisi de yan yana çıkıyorlar dışarıya. Fakat biz buraya bir mirror efekti verdiğimiz için yani kanvası aynalayarak doldurmasını istediğimiz için ikisi de aynı anda görüntüden çıktığı için biz burada bu görüntünün tersini görüyoruz ve bu bizim bir işimize yaramıyor. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu düzeltmek o kadar kolay ki buradan modifier'a geliyorum tekrar. Vector result'a geliyorum. Burada bizim ikinci klibimiz 0.5'te duruyor. Yani bizim birinci klibimizle aynı lokasyonda duruyor. Biz bunu bir önceki klipten yani medya 1'den birazcık yana kaydırmamız lazım. Bunu istiyorsanız buradan kaydırarak da bulabilirsiniz. Bu şekilde. Ama ben size kolayını söyleyeyim. Bunun kolayı eksi virgül beş. Tam olarak bir birim geri çektim yani. Şu an izleyecek olursak bu şekilde hareket ediyor. Ve whip transition'ımız bu şekilde oluşuyor. Bu kadar basit. Ctrl-S yapıyorum. Herhangi bir şey olmasın diye projemi kaydettim. Tekrar edit sayfasına döndüm ve şu an izleteceğim ve göreceksiniz. VIP transition'ımız bu kadar kolay. Bunu farklı modüller kullanarak farklı hatta bunu da kaydedelim. Nerede olan diyelim ki VIP nereye doğru gidiyor? Sağa gidiyor. VIP sağ dedim ve bunu da kaydettim. Artık burada da olan diye aratırsam benim iki tane geçişim var ve bunu bu şekilde kullanabiliyorum. Peki ben sizi biliyorum. Siz muhtemelen bunu yapmaya da üşeneceksiniz ve diyeceksiniz ki abi bunun bir kolay yolu yok mu? Bunun bir kolay yolu var. Ben aslında bunun kolay yolunu size belli bir süre sonra gösterecektim ama bir tanesini göstereyim ve bir tanesini bu videonun sonunda sizlerle paylaşayım. Benim bildiğiniz gibi Instagram nickim has merdo olan. Çünkü merdi olanı alamadım başkası almıştı onu. Ben Hasmer'de olanı kısaltarak kendime şöyle bir kısaltma oluşturdum ve size böyle geçişler hazırlıyorum şu an. Bu geçişlerden bir tanesi Super Spin. Sizin az önce fark ettiyseniz bu geçişi preset yaptığınızda herhangi bir ayarınız burada olmuyor. Fakat ben sizin için özel bir geçiş kodladım. Bu geçişi buradan alıp videomun arasına bırakıyorum ve üzerine geldiğimde aslında geçişin Türkçe olduğunu görüyorsunuz. Buradaki parametreleri sizin için Türkçe ayarladım. Çünkü biliyorum ki İngilizce olduğu zaman herkes Türkçesini soruyor. Her şeyi Türkçe'ye çevirmedim çünkü her şeyin Türkçesi çok anlamlı olmuyordu. Örneğin shutter angle'ı shutter açısı olarak çevirdiğimde mantıksız olacak. Çünkü dijitalde zaten açıyla bir işimiz yok. Ama yani mantık olarak shutter angle. Yani bunu çeviremedim. In ve out'un aslında İngilizcesi çok kısaydı. Zoom'un aslında ne olduğu çok belli. Sadece ihtiyacınız olabilecek şeyleri çevirdim. Türkçelerini yazdım daha doğrusu. Ve onun dışında buraya kendi Instagram'ımı ve kanalıma bir tane de abone ol butonu ekledim. Bunlara da tıklarsanız hayrını görebilirsiniz. Bu da aslında motion blur. Bu hareket blur'u olarak çevirdim ki biraz daha belli olsun. Bu da aslında bizim en başta yaptığımız spinle aynı çalışıyor. Fakat burada bir takım ayarlarınız var. Örneğin bunu merkezden değil de bu şekilde kenarlardan döndürmek isterseniz bunu yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunu tam ortadan yaparsak daha da doğru olacak gördüğünüz gibi kenardan kenara gidebiliyor. Bunu şöyle ortada bırakayım. Blur kalitesini buradan arttırabiliyorsunuz. Shutter Angle'ı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Varsayılanı burada 180 olarak bıraktım. Dönme sayısını şu şekilde şöyle bir izleyelim. Burada bir kere dönüyor. İsterseniz bunu 5 yapabiliyorsunuz. Beş 5 kere de dönebiliyor. Ben bunu 1'de bırakmayı tercih ediyorum. Bir de eğer isterseniz buradaki in ve out'un ben exponential olmasını istemiştim. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Burada çok değişik aslında seçeneklerimiz var. Bunları denemenizi ben tavsiye ederim. Şu şekilde asla demek ki elastik bizim işimiz değilmiş. Mesela bounce yapalım. Belki daha yavaş yaparsak bunlar daha doğru olabilir. O yüzden bunları biraz da yavaşlatacağım. Şöyle uzun bir geçiş yapalım. Bakalım. Evet böyle zıplayarak, sekerek bir şeyler yapıyor. Aslında fena değil. Yani bu geçişleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Başını sonunu farklı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu şekilde gördüğünüz gibi değişebiliyor. İster hızlandırıp ister yavaşlatabiliyorsunuz. Böyle Bu projenin de bu dosyanın da linkini ben Discord sunucumuza bırakacağım. İndirmek isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz burada. E, bu efekti paylaştığım bir kanal olacak. O kanala gidip efekti indirebileceksiniz diyorum. Onun dışında videoyu da artık daha fazla uzatmak istemiyorum. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum ki faydalı bir şeyler anlatabilmişimdir. İşinize yarayacak bir şeyler gösterebilmişimdir. Eğer kanala henüz abone olmadıysanız ben kanala abone olmanızı rica edeceğim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla kanalı izleyenlerin yarısından fazlası henüz kanala abone değil. Bunun yanında videoları beğendiyseniz video, videolara bir beğeni bırakabilirsiniz. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Bu benim için ve kanalı için önemli oluyor. Bunların yanında da sormak istediklerinizi bana aşağıdaki yorumlar kısmından ve Discord sunucumuzdan iletebilirsiniz. Saatime baktım. Evet videoyu daha fazla uzatmayacağım. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Umuyorum ki keyfiniz de yerindedir. Umuyorum ki sağlığınız da yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.